Hoş geldin Tata çocuk. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Ona ithafen bir soru çözeceğiz. 3-4-5 Yayınları'nın 2021 baskısına ait TYT Matematik Soru Makasının 209. sayfasının 7. sorusu veya 2022 baskısının 221. sayfasının 7. sorusu. E, Şuraya yanlış olmuş, orayı artık görmezden gelelim. Güzel bir soru. Askeri düzenek var. 18 Mart'a uygun olur diye bunu seçtik. Ee, soru şu şekil. Diyor ki bir askeri yemin töreninde birinci bölük beşerli şurası, ikinci bölük dörderli burası ve üçüncü bölük üçerli sıralar halinde diziliyor. Tüm bölüklerde eşit sayıda asker var. Şimdi dikkat edecek olursanız şu sıralar beşli beşli gidiyor. Yani buradaki kişi sayısı, buradaki asker sayısı beşin katı. Benzer şekilde burası dörder dörder gidiyor. Yani dördün katı ve burası da üçer üçer gidiyor 3'ün katı olacak. E o zaman bu bölüklerdeki 1. 2. 3. bölükteki asker sayısı birbirine eşitse sırasıyla bunlar 5'in 4'ün 3'ün katı olacaksa 5 çarpı 4 çarpı 3 asker sayısına her bir bölükteki asker sayısına 60x diyorum. Sonra diyor ki tüm bölüklerde eşit sayıda asker olup arka arkaya herhangi iki sıra arası 1 metre. Mesela 1. bölükle 2. bölük arasındaki mesafenin 12 metre olduğu bilgisi bizde mevcut. En önden en arkaya ikinci bölük birinci bölükten 12 metre daha uzun. Buna göre diyor ki üçüncü bölük ikinci bölükten kaç metre daha uzundur? Peki. Şimdi ne demiştik? Bölüklerdeki asker sayıları birbirine eşit olacaksa yani 5'in, 4'ün, 3'ün katı olacak bir değer verelim. 60x dedik ama burada x var. Biz ona 60a diyelim. O zaman bölüklerdeki asker sayısına 60a dersen. Birinci bölük 5'erli 5'erle diziliyor. 60a bölü 5 sıra oluşacak. Benzer şeyi ikinci bölük için 60a bölü 4 ve üçüncü bölük için 60a bölü 3 yapacağım. O zaman ilk bölükteki sıra adedi 12a, ikinci de 15, üçüncü de 20a olacak. Şimdi dikkat edersen birinci ve ikinci bölükler arası mesafenin daha doğrusu uzunluk farkının 12 metre olduğunu söylüyor. O zaman ben buradan 3a'nın 12 olduğu bilgisine ulaşıyorum haliyle A'nın da buradan 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne yapacağız şimdi? İkinci bölükle üçüncü bölük arasındaki mesafe olan X'i arıyorduk. O zaman ikinci bölük ile üçüncü bölük arasındaki mesafenin de buradan 5A olduğunu görüyorsun. A'yı da 4 bulmuştun. 5 kere 4, 20'yi buradan halledebiliyorsun. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Bayrağımız da var burada Türk bayrağı. 18 Mart'a uygun olur diye bunu seçtik. Şimdilik burada bırakıyorum. Daha güzel orijinal bir çözüm var ise bu soruyla alakalı e, aşağıya yazabilirsin. Çok harika, hoş, orijinal şeyleri paylaşırsan bizimle güzel olur. Kendine iyi bakasın. İyi çalışmalar diliyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.